Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim, ben deyim. Hafta sonu yaptınız. Ben parke gittim. Evet. Başka? Ben oyun oynadım. Ben ders çalıştım. Dansa gittim hocam. Nereye gittin? Dansa. Dansa gittim, çok güzel. Aktivitelere katılmak. Başka hafta sonu yapmak istediğim, paylaşmak isteyen bir arkadaşımız yoksa ben derse geçmek istiyorum. Bir dans kabile gittik hocam, bir gittik. Evet, çok güzel. Tarihi de ellerdir. Çok iyi, aferin size. Şimdi bugün sizinle beraber bir uygulama yapacağız ama uygulamadan önce geçen hafta ne yapmıştık? İşletim sistemi nedir? Arayüz nedir? İşletim sisteminde neler olmalıdır? İşletim sisteminin görevlerini öğrenmiştik değil mi? Evet. Ve Windows işletim sistemi vardı, Linux işletim sistemi vardı, Android işletim sistemi vardı. Bunları da ben kısaca geçmiştim. Bugün biraz detaylı bakacağız ama şöyle yapacağız öncelikle. Ben size soru soracağım. Ondan sonra grup çalışmasına başlayacağız. Şimdi şöyle bir sorum olacak size. Bir bilgisayar alacaksınız. Ve bu bilgisayarda tabii bir işletim sistemi olması gerekiyor. Sizce bu işletim sisteminde hangi özelliklerin bulunması gerekir? Evet, Hasan. Detay kaldırsın hocam, hızlı olsun biraz. Hızlı olsun, evet. Güvenli olmak gerekiyor. Güvenli olmak gerekiyor, çok doğru. Başka? Öğretmeni biraz kullanması kolay olması gerekiyor. Evet, arayüzden bahsediyoruz değil mi? Evet. Başka? Özden. Kullanış olması gerekiyor, kullanış olması gerekiyor. Evet, ücretsiz olsun. Evet, ücretsiz olsun. Paramız yok. Evet, bakalım şimdi. Sizi ikişerli grup, beşerli grupları ikişerli grup olarak ayırmak istiyorum. Yusuf, seni ümitlerle yerleştirir misin? Şimdi seni Saffet, İrem ve Müftü grup, Zehra, Yusuf, Özlem ve Hasan ve Nihat. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Siz Windows işletim sistemi hakkında bildiklerinizi birbirinize paylaşıyorsunuz. Ve bildiğiniz şeyleri bir kağıda rapor olarak geri almanızı istiyorum. Tamam, öyle. Yusuf, benim ben. Siz de Linux işletim sistemi hakkında bildiklerinizi birbirinize paylaşıyorsunuz. Linux işletim sistemi özelliklerini verdiğim boş kağıda yazıyorsunuz. Anlaştık mı? Evet. En son bir de aranızda bir sözcüğü de yazıcı seçmenizi istiyorum. Gruplarda evet. İşletim sistemi özellikleri bittikten sonra sözcüler işletim sistemi özelliklerini karşı gruba sunacak. Siz de karşı gruba sunacaksınız. En son beraber değerlendirip bitiririz. Anlaştık mı? Tamam. Evet. 4 dakika süreniz var. Sizden verdiği işletim sisteminin özelliklerini yazmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Buradayım. Sorularınızı bekliyorum. Gerçekten. Çok güzel. Yaşadışıyorum. Saçırdım.
Bunun geçimine kaldı ama. Kişiselleştirebilir ve özgürce de dağıtabilir. Cihaz uyumluluğu fazladır. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemi ve Linux temellidir. Evet, Pardus'tan geçen hafta da bahsetmiştik diyorsunuz. Evet. Ücretsizdir. Güvenlidir. Bizim neden güvenlidir peki? Bunu diyeceğim var mı aranızda? Daha güvenli olmasının sebebimizden. Yani biz şöyle düşündük, Windows kadar yaygın kullanılmadığı için. Evet, aynen öyle. Sonra işte hepsini toplayacak olursak da ücretsiz, açık kaynak kodlu ve geliştirebilir olması. Evet, çok güzel. Linux grubuna sorabildiğiniz bir soru var mı? Yok. O zaman şimdi Windows grubuna bakalım. Sözcü benim eğitim. Bizimki Linux gibi değil, bizimki kapalı kaynak kodlu. Dolayısıyla içerisine kod yazamıyoruz, dışarıya da aktaramıyoruz, değiştiremiyoruz. Ve ücretli öğretmenim dedim ki, Linux ücretliymiş. Güvenlik için işletim sisteminde bir güvenlik özelliği yokmuş öğretmenin. Virüs programı yüklemek zorundayız, evet. Antivirüs programı. Masaüstü taşınabilir bilgisayar ve mobil cihazlarda bulunuyor. Windows işletim sistemi için yapılan bazı programlarımız ücretli, bazıları da ücretsiz. Ama ücretsiz olan çok az var tabii ki. Çok yaygın kullanıldığı için de kötü amaçlı yazılımlar bulunuyor. Bunun için zaten yaygın olan antivirüs programları kullandığımız için onlarda pek fazla etki göstermiyor. Engellemiş olur. Evet. Evet, anlaştık. Peki, evet, ben de Linux'la ilgili şey diyeceğim. Bazı oyunları çalıştırmıyor. Böyle Windows'ta çalışan uygulamalar Linux'ta çalışmıyor. Evet, çünkü o Windows için tasarlıyorlar. Bu yüzden Linux'ta çalışmıyorlar. Evet, böyle evet. Yani. Başka? Bu iki işletim sistemi hakkında sormak istediğiniz grup arkadaşlarımıza veya bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben istemiyorum. Bence hangisi daha iyi? Ben eğer işte bir bilgisayar kullanacaksam eğer Windows işletim sistemi tercih ederim. Çünkü arayüzü, arayüzmanın kolaylığı açısından ya da güvenlik açısından çünkü işteki, işte bundan beri tabanındaki bilgiler önemlidir. Windows işletim sistemini tercih ederim. Linux için de, yani ben eğer bir programcı olsaydım Linux işletim sistemini tercih ederim. Başka? Sormak istediğim bir şey var mı? Yok, çok güzel. Evet, iki işletim sistemi arasındaki farkı anladık. Diğer işletim sistemlerin farkını da anladığınız için size bir hemen geçiyorum. Ödül vereceğim. Şöyle ki, bu zaten sizin için çok kolay olacak. Çünkü belli bir kısmı zaten burada arkadaşlarımla tartışarak öğrendik. Şöyle, bu kağıtları veriyorum. Burada 5 tane işletim sistemi var. Bunların özelliklerini araştıracaksınız. Ve bu özelliklerin hangi işletim sistemine ait olduğunu üzerine yazıp haftaya bana getirmenizi istiyorum. Öyle mi? Android telefonlarda kullanılıyordu sen. Evet, mobil cihazlarda kullanılıyor. Başka sormak istediğiniz bir şey yoksa bugün dersimizi burada sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.